iktidarının tüm ilerici demokrat muhalif toplum kesimlerine dönük baskı, sindirme ve tehdit politikaları bütün hızıyla devam ediyor. Yurttaşların haklarını korumak için var olması gereken hukuk bugün artık iktidarın muhalifleri baskı altına almak için kullandığı bir silah haline gelmiştir. Bir sütun haptan örgütlüğümüzde bu baskı politikalarından nasibini fazlasıyla almıştır. Bugüne kadar birçok yöneticimiz ve üyemiz hakkında hukuksuz ve keyfi davalar açıldı. Yine birçok yöneticimiz ve üyemiz asılsız suçlamalarla gözaltına alınıp tutuklandılar. Bunun en son örneğini bugün Malatya Şube yöneticimiz Hatice Zengin ve Sayın Tuncay başta olmak üzere şube üyelerimizin de içinde bulunduğu 11 kadın arkadaşımız Malatya'da gözaltına alınmasıyla yaşıyoruz. Tutuklanan arkadaşlarımızın sadece Alevilerin hak ve eşitlik mücadelesinde değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın mücadelesinden ekonomik ve demokratik hak mücadelesine kadar toplumsal ve siyasal yaşamın her alanında zulme karşı ezilen, ötekileştirilen, sömürülen ve dışlanan bütün toplum kesimlerinden yana tavır alan bir duruş göstermişlerdir. Bu duruşlarından dolayı da egemenlerin hedefi haline gelmiştir. Tacizcilere, tecavüzcülere ve katillere son derece hoşgörülü olanlar mesele kadın mücadelesi olunca oldukça saldırganlaşmaktadırlar. Kadınları katillerinden korumakta aciz kalan devlet gücü kadın mücadelesi mevzu bahis olduğunda bütün haşmetiyle kadınların karşısına dikilmektedirler. Kadınları sürekli aşağılayan ve onlara hakaret eden gericileri yazar adı altında şehir şehir gezdirip sözde layık devlet kurumlarında paneller verenler, çocukların sistematik olarak istismara uğradığı kanıtlanmış gerici tarikat vakıflarıyla anayasa aykırı protokoller yapıp bütün çocuklarımızı ve karanlık zihniyete emanet edenler kadınların yapmak istedikleri bir dans eylemine bile tahammül edememektedirler. Kadın mücadelesinin içinde yer alan çeşitli gerekçelerle hedef alınmaktadırlar. Egemenler kadın mücadelesini kendilerine en büyük tehditlerden biri olarak görmektedir. Çünkü erkek egemen, cinsiyetçi, gerici zihniyet kadınların toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda etkin bir rol oynamalarının yüzyıllardır devam eden kirli düzenlerini bozacağından korkmaktadırlar. Ama kadınlar bütün baskı ve tehditlere rağmen yılmadan bu karanlık zihniyete karşı mücadeleyi her geçen gün daha büyütmektedirler. Bir yandan Alevilerin hak ve eşitlik temelli mücadelesine yer alıp bir yandan da kadın mücadelesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesi yürüten Alevi kadın yoldaşlarımız erkek egemen, baskıcı ve gerici devlet anlayışının daha da fazla hedefi olmaktadırlar. Daha önce birçok Alevi kadın yoldaşımız gözaltına alıp tutuklanmıştır. Sarıyer Şube Başkanımız Zeynep Yıldırım neredeyse 1,5 yıldır hakkında hiçbir iddianame olmaksızın cezaevinde tutulmaktadır. Ancak egemenler şunu iyi bilsinler ki yaptıkları bütün hesaplar boşa çıkacaktır. Doğru bildiğimiz yoldan bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zulme boynu eğmeyeceğiz. Haksızlık karşısında diz çökmeyeceğiz. Baskılar karşısında susmayacağız. Tehditler karşısında yılmayacağız. Karanlığa asla teslim olmayacağız. Bu yüzden bütün halkımıza çağrımızdır. Gelin haksız, hukuksuz ve keyfi bir şekilde alınan kadın yoldaşlarımıza sahip çıkalım. Gün dayanışma günüdür, gün birlik günüdür, gün mücadele günüdür. Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramaz. Bu zulüm derhal son bulsun. Hatice Zengin, Sayın Tuncel ve gözaltına alınan tüm canlarımız derhal serbest bırakılsın.